takalım da. Biz Zafer Partisi olarak Edirne'de ne söylüyorsak Diyarbakır'da da onu söylüyoruz. Sinop'ta ne söylüyorsak Hakkari ve Şırnak'ta da onu söylüyoruz. Türkiye bölünmez bir bütündür. Edirne'den Hakkari'ye, Iğdır'dan Muğla'ya, bu aziz coğrafya üzerinde yaşayan milletin adı Türk milletidir. Bunu tartışmaya açtırmayız. İstiklal Harbimizi kabul etmeyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kabul etmeyen ve düşmanlık eden, bu coğrafyayı bölmek, milletimizi birbirine düşürmek için fitne fesat yuvası haline gelen, emperyalizmle işbirliği yapan, bu işbirliğini onaylayanların oyunu falan istemiyoruz, canları cehenneme diyoruz. Bir taraf HDP ile otururuz diyor, sarı muhalefet, öbürü HDP ile oturdun diye saray rejimi onu eleştiriyor. Güzel de aynı saray rejimi bırakın HDP'yi PKK'yla ve Öcalan'la İmralı'da oturmuş anayasa yazmış. Yok aslında birbirlerinden farkı ve Türk milletini birbirine düşman etmenin, kavga ettirmenin, Türk milletinin enerjisini sözde iki ittifak arasında tüketmenin dışında bunlar hiçbir şey yapmıyor. Evet biz sevgili Diyarbakır, eğer Diyarbakırlılar, Şırnaklılar, Hakkariler, Konyalılar, Muğlalılar, Suriyeliler vatanlarına gitsin diyorlarsa, eğer bu illerdeki yurttaşlarımız yeter bu kadar AVM, artık bu ülkenin fabrikalara ihtiyacı var diyorlarsa, o zaman eğer yurttaşlarımız yeter artık bu tek adam rejimi, biz parlamenter demokrasi ve hukuk devleti istiyoruz diyorlarsa Zafer Partisi'ne oy verecekler ve Zafer Partisi'nden de emin olsunlar, her yerde aynı şeyi duyacaklar. Gaziantep'te 700 bin Suriyeli var. Şanlıurfa'da 700 bin. Kilis'te 90 bin Türk, 130 bin, 140 bin Suriyeli var. Hatay'da 700 bin Suriyeli var arkadaşlar. Adana'da 450 bin, Mersin'de 450 bin Suriyeli var. Yani sadece bu şeritte 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Doğru değil mi? Ve biz Kürtleri sorun olarak görmüyoruz, Kürtleri kardeşimiz olarak görüyoruz. Ve Kürt sorunu yok bizim için. Biz sorunu çok net, sınırları belli ve terör sorunu olarak görüyoruz. Bunu bugün de böyle gördük. 1984'te de böyle gördük. 1976'da APO'cular ilk kurulduğu zaman da bunun bir terör sorunu olduğunu gördük. Ben Türkiye'de terör konusunda ve terörle mücadele konusunda yıllardan beri sürekli en uzun çalışan insanların başında geliyorum. Terör sorununu da nasıl aşılacağını, PKK neden bitmedi, nasıl biter adlı 450 sayfalık çalışmada iç ve dış unsurlarıyla ortaya koydum. Ama şunu söyleyelim. Biz teröre ve teröre taviz verene sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Kimse bizi Atatürk'ün partisi olmaktan vazgeçen CHP ile karıştırmasın. Kimse bizi Dolmabahçe Sarayı'nda terör örgütünün temsilcileriyle fotoğraf verip bu sorunu çözdük diyen AK Parti ile de karıştırmasın. Biz Zafer Partisi olarak PKK terörüyle de, FETÖ terörüyle de, IŞİD terörüyle de göğüs göğüse ve sonucu bu üç terör örgütünün de imhası olan bir mücadele programını temsil ediyor. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak uyanır.